Meriç'im hoş geldin. Hoş bulduk Efe'cim. Asıl sen hoş geldin. Artık ben söylemekten yorulmadım ama her zaman söylerim. Belki sen duymaktan yorulmuşsundur diye bir önlem alayım dedim. Bu ne güzellik. Çok teşekkür ederim. Bunu duymaktan asla yorulmam ve sıkılmam ama ben de şunu belirtmek isterim. Asıl o senin güzelliğin. Çok teşekkür ederim. Bu gömlekler sana çok yakışıyor. Çok teşekkür ederim. Lütfen sana. Lütfen daha çok seni bu gömleklerle görmek istiyoruz. Ay bir benim. Kalemlerin havada uçuştuğu programımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Zamanlama kalemlerin her şeydir. Silah yerine kullanıldığı programımıza. Bu zekaların çatıştığı, birikimlerin çarpıştığı, evet. Olağanüstü, inanılmaz, fenomen bir program. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Biz de zamanlama her şeydir dedik ve bu fenomen programı, fenomen bir bölüm çekmek her zaman istiyorduk. Evet istiyorduk ama bu diğer bölümlerimizin yeterince fenomen olmadığı anlamına sakın gelmiyor. Ne münasebet asla. Hayır. Hayır. Ama bugün... Çok özel bir konuğumuz Gerçekten var. Gerçekten çok özel bir konuğumuz var. Buna ihtiyacımız vardı Kesinlikle. Açıkçası. Kesinlikle. Bir soluklanmaya. Bu huzura, bu, bu ruha. Huzura. Evet. Bu sempatiye. Evet. Bu evet. güzel enerjiye ve şu an milyonları literally peşinden sürükleyen bu adama ihtiyacımız vardı. Kesinlikle. Ama o galiba gitti. Çünkü sesi çıkmıyor. Pıs pıs güldü, gülme sesleri çıkarttı. Bütün naifliğiyle oturuyor. Ya. Estağfurullah. Ya. Teşekkür ederim. Mahcup ettiniz güzel sözlerinizden dolayı çok mahcup oldum. Sesim içime kaçtı o yüzden. Ama sizin bu program sesiniz olduğuna dair bir bizim duyumumuz vardı. O program sesim genelde şeydir. Hani ona dönmek siz bilirsiniz. Okay. Hocam siz nasıl? Çok teşekkür ederim Mesut'cim. Çok sağ ol. Çok güzel düşüncelerin beni gerçekten çok fazla şımarttı. Meriç gerçekten çok güzelsin bugün. Çok teşekkür ederim Kürşat. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Teras Doğan'ın konuğu Ahmet Kürşat Öçalan. Merhaba. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de bir Teras Noir izleyicisi olarak burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ya öyleymiş. Aşırı mutlu olduk evet, gerçekten. Çok mutlu olduk yani. Gerçekten. Çok ezberi bir cümle kurdum gibi oldu ama hakikaten öyle yani. Yok, öyle olmadı. Biz bunu çok sık duymuyoruz. İnan bana. Ah, evet. Hala şeyde bir uyanmamız gerekiyor gibi düşün. Caption Contest bölümünde herkes şaşırıyor. Demek ki izlemiyorlar yani. Bak başına muhtemelen bir bakıyorlar. Oraya kadar o en sonu ya. Tamam falan diyorlar. Kapatıyorlar ama asıl... Bomba orada kaç patlıyor. Kaç bölüm oldu? Her o şey geldiğinde herkes, aa bu ne? Abi yani ve ama öncesinde de izledik diyorlar bilmiyorum. Buraya kadar. Biz abi herkesi sana bir yol olarak çağırdık evet, şu anda. Eyvallah, evet, sağ olun. Evet. Kaç bölüm oldu peki? 25. konuğumuz. 25. bölümümüz şu an. Maşallah, maşallah. Abi, nice 25'lere. Hep beraber inşallah. Hep beraber inşallah. Bundan sonra seni bırakmayız artık. Her 25'te. Yani 25 o katlarında değil mi? Aynen güzel. Evet, evet. 555 aşırı yaşlanmışsın. 555, 25'in katı mı yalnız? Orada bir... Of bittik şu an. Evet. Sıkıntı nasıl o. Matematiğin nasıl? 25'in karesi 625. Geri gelelim 600, 575, 550, 525. Olmadı. 550 desek oluyormuş. İyiymiş matematiği. Aa, evet. Tebrikler. Ama yani çok... Biz neler gördük bu masada. Biz neler gördüğü bırak. Bizim bir bölümde bir şey hesaplıyoruz biz. İnfial çıktı böyle podcastken daha. İşte 20 yıl ileri gidip... Sus ya. İşte 2000 yılındayız düşün. Aha. 25 yıl sonrayı planlarken 2046 diye bahsediyor. Bir mesajlar geldi. Bizi mahvettiniz, perişan ettiniz. Nasıl bu şey falan. Sen harikaydın. Abi yok, hoş geldin. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ya bu kalem hakikaten bu arada insanın... Böyle bir silah olarak... Bir silah olarak kullanabilirsin bu kalemi güzel, tamam. Yeri geldiğinde bu masada. Evet güzelmiş. Evet yani kalemi yok etmenin yolları vardır mesela bu masada. Şunu yaptık, şu olabiliyor bir magic olarak. Şey var aslında resim çizdir, bizim resim hocası şey yapardı. Şöyle gösterirdi şöyle resim hocası. Bir şey, bir ayarı ölçü vardı. Ölçü işte evet. Ben hiç alamazdım ben hiç anlamadım abi. Onu açıkçası. Sadece öyle bir ölçü alma şeyi olduğunu biliyorum. Çok ama... özür diliyorum bu arada bu şekilde ölçü alan sanatçıların hepsinden. Yok yapamıyorlar. Abi ya biz yapamıyoruz yani. Ki. Biz yapamıyoruz abi. Anlamadım. Ama şey olabilir. Ne? Bunu da bilmiyor musun? Yok abi. Saçmalamayın. Bu dünyanın en çok kullanılan ölçü birimi budur falan diyebilirler. Olabilir de. Mesela değişmiştir belki bu. Şimdi biz en son benim dediğim şey yani 20 yıl öncesi. Belki değişmiştir. Tabii. Bilmiyoruz. Yönetmenler de eskiden böyle bakıyordu. Şöyle bakmaya şuna başladılar. Şuna geçildi. Evet. Yani şunu yapan vardı falan. Neydi? Ha, ya vizör şu, gibi. Ha, yani. Ben şunu hiçbir zaman bu kadraja bakıyordum. Sen nasıl yaptın? Evet hocam. Nerede? Kendi filminde nasıl yaptın? Ama ben kendi filmde oynadım ve yazdım. Ama yani yöneten İsmet Kurtuluş da Kaan Arıcı'ydı o yüzden. Hı. Onlar nasıl yaptılar? Onlar nasıl yaptılar hakikaten? O şöyle yapıyordu. Onlar. Peki şey oldu mu hiç böyle? Sen yazdın çekilirken de ulan yani o nasıl diyeyim bir şey yazmış olmanın getirdiği gerginlik oldu mu sette?
Hiç olmadı ya. Hiç olmadı. Olmuyor öyle şeyler. Çünkü şey, bizim İsmet, Kaan, X de benim çok tanıdığım insan, yani iyi tanıdığım insanlardı, sevdiğim insanlardı. Hani böyle çok uzaktan tanışmadığım bir yönetmen değildi onlar. O yüzden arkadaşımdı yani ikisi de. O yüzden hiç zorlanmadık aslında sette. Zaten çok küçük bir film. 15 günde falan çektik. Eyvallah. Bir oyuncu hikayesi. Çok da böyle bildiğim, çok yakın olduğum hikayelerdi. Hani kasta çektiğim için bir yandan daha evvelinde. Oradan da çok fazla malzeme toplamıştım zaten. Etrafım çok oyuncu. Bir de hani no name oyuncu yani etrafımda. Dolayısıyla ben de öyleyim. Şimdi şey mi oldu? Şımarıklık mı oldu? Hiç olmadı. Ama artık öyle değilsin bence abi, bu arada. Evet bu arada. Yani ama hani şey... Pardon, ne zaman çektiniz siz bu filmi? 2020'nin Kasım, Aralık zamanları falan. 2 sene oldu çektik. Aynen. Yani. Pandemide çektik hatta bir de. Zor şartlarda. Sağ olsun arkadaşlar çok yardımcı oldu. Benim bütün kast yani arkadaşım olduğu için bana çok yardımcı oldular sağ olsunlar. Mekanda yine herkes daha çok yardımcı olan arkadaşlarım oldu. Hani çok böyle arkadaş işi, imece işi ama çok da güzel profesyonel yönetmenler tarafından çekilen bir iş neticede. Ekip de profesyonel. Görüntü yönetmeni olsun. Diğer ekip, ışık, teknik elemanlar. O yüzden güzel bir iş oldu. Ben çok heyecanlıyım o yüzden de. Nasıl şey, gösterim takvimi falan nasıl abi? Abi İstanbul Film Festivali'nde gösterilecek zaten. 9 Nisan'da, 10 Nisan'da. Hala da bu gösteri yani yayına girdiğinde... 9 Nisan'da Kadıköy sinemasında. 19'da. 19'da. Aynen, 10 Nisan'da da Nişantaşı'nda. City's'de mi? City's sinemamda. Evet, 4'te, 16'da. Ona. Ay keşke birine gelebilsem ya. Ayarlamaya çalışayım. Vallahi ben yani set programını biliyorum evet, da şimdi evet, ama evet, konuşalım bunu. Ben çünkü fragmanı izledim. Bu aslında bence... birçok yani fragmanın anladığım kadarıyla hep yapılmak istenen bir oyuncu hikayesinin aslında yapılmış hali gibi. Bana şey gibi geliyor açıkçası. Genelde oyuncu hikayeleri hep böyle Birdman değil aslında oyuncu hikayesi. Yani hani işte madde kullanan işte kafası başka yerlerde olan sanatçılar falan değil oyuncular aslında. Tamamen hayata tutunmaya çalışan. düz adam yani aslında oyuncu yani hani. Anadolu'dan gelip İstanbul'a ya da İstanbul'da da çevre edinmeye çalışan. Bir mücadele içinde olan, hani bir fırsat yakalamaya çalışan, sürekli auditionlara giden ve auditionlardan red cevabı alan, güçlü karakterler aslında. Hayata tutunma azmi olan. Aynen. Son ana kadar yani. Aynen. Yani onun hikayesi ben... Mutlaka bu yapılmıştır belki, ben rastlamamışımdır ama hani o açıdan da bence böyle her oyuncunun da izlediğinde kendinden çok fazla şey bulacağı bir hikaye. Ama sadece oyuncuyla da aslında özdeşleştirmemek gerekiyor belki de. Başarmak isteyen, amaçları olan, hayalleri olan her insanın hani dış mihraklar tarafından engellendiği ve ondan sonra da hep içinde bir ukde kalır ya hani yapmazsa bir ukde kalır içinde. Onu anlatan aslında hani bir, öyle bir öykü daha ziyade. Abi peki sorularımız var tabii, aklımızda bir sürü şey var. Senin için bu süreç nasıl gidiyor? Ben çok yani konuşuruz zaten ne kadar severek izlediğimizi. Sadece bizim değil birçok insanın. Ben de şu an senin bir nasıl diyeyim bir ilgi ve yüküyle baş ettiğine böyle kötü bir şey gibi oluyor böyle söyleyince ama bir anda ani olunca insana çok da gelebilir. Nasıl bu durumlardan? Ben çok merak ediyorum. Çünkü nasıl bir insan oldu? Yeni tanıştık biz ama hemen anlaşılan, çok içten, sağ çok kendi gibi. Yani. Hani böyle çok da dışarı, ulan benim hakkımda ne düşünüyor bunlar diye bakmayan biri gibi de görünüyorsun. Ama bir yandan da bununla bir anda ilgilenmen gereken de bir duruma insanın düşebiliyor ya insan oyunculuk mesleğini yapınca. Bu süreç nasıl gidiyor şu an? Ya şöyle hani... Bunu belki 22-23 yaşında, 24 yaşında, 25 yaşında yaşıyor olsaydım başka türlü... cereyan edebilirdi. Onu bilemiyorum yani. Belki ne böyle olurdu. Onu da çok fazla bilemiyorum ama hani belki yaş 35 zaten. Hani onun da belki bir olgunluğu da olabilir ekstra. Çok güzel bir şey tabii ki. Çünkü ama bu işe başlarken hani oyuncu olmak istiyorken hani bunları hayal ediyorsun tabii ki ama bunlar bir getirisi aslında. Bir sonucu yani. Kesinlikle. Bu yüzden oyuncu olmuyorsun aslında. Evet. Bu yüzden oyunculuk yapmak da istemiyorsun temelde. Oyunculuğu sevdiğin için aslında bu mesleğe girmeye başlıyorsun. Bu da bir getirisi oluyor. Ha ne oluyor bir yandan da? Hani bir şeyleri başardığını hissettiren bir durum aslında. Olmasaydı da aslında aynı oyunculuğu sergiliyorduk. Aynı yani değişen hiçbir şey yok aslında. Hani ne bileyim 10 üstünden şu kadar yetenekliysem... İşte popüler olduktan sonra daha fazla yetenekli değilim aslında ya da onda bir çok fazla bir gelişme yok aslında. Ama hani o bir başarma hissi daha fazla hisse alıyorsun. Evet bence de.
en önemli kısmı bu bence. Bilmiyorum. Ama bir yandan şey de oluyor bence böyle başarı yani bir tırnak içinde kullanıyorum başarıyı. Yani birincisi daha çok yapma fırsatı buluyorsun. Evet kesinlikle. O daha çok yapma fırsatı da tabii ki seni oyuncu olarak da geliştiriyor. Evet. Aslında belki böyle bir şey oluyor olabilir. Kesinlikle ya. Hakikaten öyle. Çünkü bir oyuncunun en büyük derdi bence abi sen yani siz oyuncu olduğunuz için biliyorsunuz. Yani oyuncum tamam ama icra etmek istiyorsun. Yani yapmak istiyorsun yani. Ve evde yapamıyorsun. Evde yapamıyor bu. Evde yapılabilen bir şey değil yani hani. Smoothie değil yani. Evet. Yani o çok büyük bir şey üzerinde insan var. Evet, yük, baskı. Yani oyuncu nerede oynadı sorusu var ya sonra hani. Evet. Ay. Abi. Nerede oynuyorsun? Bu aralar ne yapıyorsun? Evet. Bir de onun biliniyor olması gerekiyor. Hani işte Gutte'de Gutte dizisi. O bir etkileyiciliği de yok ya evet. Yani. Ha, onu izlemiyoruz ya diyor mesela değil mi? Onu izlemiyoruz ya falan diyor değil mi? Aynen. Yok mu yeni bir şey? Bir de bu abi yani ne yapıyorsun? Bununla ilgili. Ya, bununla ilgili. Yani çok komik bir şey yani Sarp'ın geçen gün anlattığı bir şeyi anlatacağım. Evet. Yani umarım Sarp buna bozulmaz ama sanmıyorum zaten çünkü magazinle ilgili bir şey. İşte bir yerden çıkarken biz şu anda Sarp, ben, Öykü, işte Akın, bir sürü oyuncu arkadaşımız bir dizide oynuyoruz hep beraber. Ve öyle böyle yayınlanan bir dizi bu. Neyse. Sarp'ı magazin durdurup şey diyor. Sarp abi merhaba, yok mu bir şeyler? Var ya. Oynuyorum. Kardeşim ben dizide oynuyorum şu an. Aa öyle mi? Hangi dizide? Ya abi. Abi o çok kötü işte ya. Bu yani ayıp belki yani de ama. Ne kadar tanındığını da ilk ilgili. Çünkü meşhur Sarp'ı bir tanıyor. Adam evet. Ayıp ama ya. Hani. Bence de ayıp. Çok yani. Ayıp ya. Bir kere onun işiyle yani magazin evet. Gazetecisiyle ilgili bir sorun var burada Google yani. Google adında aslında bulabilir ya bir yandan da çok rahat bir şekilde. Instagram'ına yani. Baksa bulacak. Evet yani. Yani. Çıkmadan oraya değil mi? Hani ne yapıyor bu aralar falan. Bu kadar bir emekten bahsediyoruz ya. Ya işte o ezbere soru işte yani muhtemelen. Ama işte bak şey doğru bir örnek aslında. Hani sen ne kadar meşhur da olsan, ünlü de olsan. O yük ya oyunculuk mesleğindeki hani ulan yani unutulup gideceğim bir köşede. Hani bana kesin bir daha rol vermeyecekler. Ya, evet yani. O duruyor yani. Evet, %100 şeydeki. Duruyor ya bu bir bence de, kesin. Belki siz daha iyi biliyorsunuzdur benden daha hani daha önce bu noktalara geldiğiniz için. Ya o daha da büyük oluyor belki de aslında evet, bilmiyorum evet. Yani çünkü hani. Bir atımlık mıydı ya bu hani? Anladın mı? O, bu kadar mıydı? Bu be? Kadar mıydı ya? Ben hayattaki tüm şansımı burada kullandım. Öyle miydi yani? Çünkü tüketim toplumu. Evet. Yani durmadan bir şey zaten geliyor ya arka planda da yani hani. Seni hemen eleyebilirler. Evet yani. Abi çok büyük bir risk yani ve çok büyük bir korku. Ama o kendini tabii nasıl konumlandırdığınla ilgili yani. Senin o demin öyle başlamadım dediğin şekilde başlarsan yani evet. Aslında o getirisi olan işte şöhret, onun popülerlik. Için başlarsan. Onun için başlarsan bu bir risk ama sen işini yapmaya evet. Devam ettiğin sürece. Abi bir evet, de. Böyle bir risk yok ama yani. Ama dediğin aslında. Gibi yetmiyor da. Yani hani bir dizide böyle ortalama izlenen bir yok. Haluk Bilginer olman gerekiyor evet, sürekli, abi. Anladın mı? Yani? Hani çukura yeni giden Haluk Bilginer seviyesinde değilsen abi. Başarılı değilsin yani. Abi Haluk Bilginer benchmark'ı diye bir şey var yani. Aynen yani. O da nasıl olacaksa abi, yani. Acaba Haluk Bilginer de böyle şeyler yaşıyor mudur yani? Şu an ben yaşayacağım. Ben bizzat yaşamadığını şu an yaşamıyor. Tabii ki şu an yaşamıyor. Ama mesela ne kadar zaman önceye kadar yaşadı? Ne kadar da bitiyor bu? Sorsak ya bir. Bacağını. Ondan önce bitiyor abi, yani. Bu kaç yıldır hatırlıyor musun yani? Hangi projeden sonra tam böyle hani tamam dedin artık yani. Bence böyle tatlı hayat derim ben. Ben de Türkiye'nin tamamı bu adam Türkiye'nin en iyi oyuncusu Semih Allah gibi o noktada bitiyordur herhalde. Artık şey demiyorsundur. Abi unutulacağım ben falan. Abi işte benim filmde şey var. Bir tane oyuncu arkadaş var işte. Senin filmde. Benim filmde. Ali benim karakterim adı. Bir oyuncu arkadaş var. O işte bir diziye giriyor falan. Haluk abi falan diye bahsediyor onda. Abi çünkü. O da bir eşik. Evet eşik abi. Haluk Bilginer Haluk abi diyor olması. Tabii. Bir eşik yani. Tabii statü. Statü direkt yani. Aynı oyunda oynuyoruz. Ben probaya ilk gün gittim hemen Haluk abi demeye başladım herkes. Tabii abi. Ha, aynı bu kadar ya. Bak sorsam bu çok tanımaz. Sağ ayağımla geçeyim. Haluk abi. Tanımaz yani. Beni görünce merhaba dedi mecburen aynı oyunda oynadı. Ben ertesi gün. Abi Haluk abi çok tatlı bir hemen ya bırak hiç uzatamam onu yani. Abi onu hemen bir de o girmen lazım ki çünkü zamanla daha da... Geçemezsin. Geçemezsin sonra yani uzadıkça olmaz yani bir yere. Ve düşebiliriz o sırada. Evet abi. Dizimiz kalkabilir falan. Hani Haluk hocam da olmaz gibi bir yandan ama o da çünkü hani bu sefer hoca okey bir daha yoksun gibi yani.
risk yani, çok büyük riskler yani. Evet. Ali hocam şey gibi hani böyle boktan bir kursuna gidiyorsun. Orada dolandırıcı bir adam var. Aynen. Herkes ona öyle koca diyor. Aynen. Tam oturmuyor ağzına yani. Hadi, hadi kocadan ders aldı. Deneyimleriniz neler işte? Hastasta Haluk Hoca'dan iki tane. Ya Haluk Hoca ya Kemal işte bilmem nerede oynamış filan diyorsun bir de. İşte mesela soruyorlar Haluk Hoca kim falan. Abi, ya yalanlar aktifte oynamış bilmiyor musunuz onu? Ya da şey Haluk Hoca'nın oynadığı başka bir celebrity'yle yani onu. Yani Haluk Hoca abi bilmem ne şeyi. Onu da Haluk oynamış. Haluk Hoca'nın Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisinde. Tabii ki. Aynen tam olarak. Var ya onun hani babasından eskiden ölmüş arkadaşının hayaletini. O çok iyi sahneydi. Aynen aynen. Hay Allah. Ya ben oynadım Haluk abiyle. Sen oynadın mı? Ama aynı sette değildik işte. Haluk abi uyumadım o yüzden. Farklı setlerde, farklı aynı, dizilerde. Şöyleydi. Aynı set günde değildik. Kısa filmde Serkan Keskin de oynadı. Evet. Serkan sana çok selam söyledi bu arada. Selam. Sağ olsun, o da bizim filmde sahne verdi bize böyle. Mekan verdi o da. O yüzden teşekkür ederiz ona da buradan. Serkan abiyle... Selam söylemiş abi artık. Evet. Arttırıyorum ya. Sekocuğum selam. Vay anasını ya. Biz oraya giremedik daha. Sen ne diyeceksin acaba? Abi, evet. Benim ağzımı hiç açtırmayın. Evet abi, ben bu tarafa döneyim bari. Burada en azından bir... Sen bana... Yakınım en azından buraya. Birazcık daha bir adım daha... Biz biraz daha yakınız. Yani. Ay. Abi Serkan abi vardı. Haluk abi vardı filmde. Evet. Şevket abi, Şevket Suat Ezel vardı. Benim set günümde yani 3 gün Danimarka'da çekildi bir de. Danimarka'ya gittim. Buradan yine de göremedim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ciddi misin? Ben perşembe döndüm, o cuma geldi gibi bir şey oldu yani hani. Ya gerçekten. Evet abi. Danimarka'da. Danimarka'da çekildi o film. Bu arada ben de Haluk abiyle bir filmde oynadım ama bence Haluk abi o filmi unutmak istediği için ben Haluk abiye Haluk abi daha diyemiyorum. Bugün veda ediyoruz sektöre ya. Bugün ediyoruz. Haluk Bilginer'le bir filmde oynadım. Ne güzel ya. Ya ona bir kere şey olmuş ya. Ben bir de anısını anlatalım da olsun. Adamın anısını. Abi sen ne anın vardı Haluk abiyle ilgili ya? Sen bana... Anlattın gelim ya. Bir tane adam gelmiş buna, tamam mı Haluk abiye böyle. 30 yaşında böyle bizim yaşlarımızda şey yapmış. Abi. Nasılsın abi? Haluk abi, iyiyim sağ olun. Hatırladın mı beni abi demiş, tamam mı? Yok demiş yani, kusura bakma hatırlayamadım. Abi nasıl hatırlamazsın? Ya dedi, kardeş hatırlayamadım kusura bakma. Abi demiş, ben 92'de oğlunu oynadım sen. Ooo 92. Çocukken seni baban tanımaz şu an ben. Nasıl tanıyabilirim yani düşse küçük ya. Çocuk ya. Benim gibi bir adam abi sonra, beni tanıdın mı? Nasıl tanıyabilir abi? Yani son çenesi de dedi acaba Haluk Bilginer de yani. Tanımadı beni. Abi 92'de oynadık. Selam veriyorum. Çok değişmiş. Çok değişmiş. O zaman öyle değil mi? 92'de daha yutma hani orada kalmaya çalışıyordu daha o zamanlar. Yeri edinmemişti. O yüzden de hatırlamıyor yani. O gerginlikle. Evet, evet. Tatlıya çünkü 92'den sonra. Sonra. Yani 92'den çok sonra. Evet. Çok sonra. Evet mesela 92'de değildi daha. İngiltere'deydi zaten. O zaman. Ne kadar çok bir şey biliyor Haluk Bilginer. Haluk abiyi çok iyi tanıyor. Masanın şeyi sensin şu anda, fiili sensin. Ben değilim. Haluk Bilginer masada yok, onu konuşuyoruz. Anılarını anlatıyoruz. Bak İngiltere'deydi o zaman. Ne yapalım, kulakları çıkıyor. Hay Allah'ım. Abi neyse, of vay çok yaşayın ya. Abi ama senin böyle yani bir anda ünlü olmak ve ilgi duyulmasının ötesinde de bir şey oldu bence. Yani yavaştan ben buna girmek istiyorum bir fan olarak. Sen bir yandan da hani işte adam güzel oynuyor, çok iyi oyuncu ve hadi onu artık ilgi gösterip sevelim değil. Yıldırım gibi düştün kardeşim. Hayatımıza ve inanılmaz bağ kurduğum, yani ben kurdum ilk andan itibaren. Hani o böyle artık toplumsal bir mesaj vermek için söylemiyorum da azalan da o böyle arkadaş grubundaki o naif ve hani kendi derdinde, kendi dertleri olan o adamı da görmek bence herkesi çok mutlu etti. Evet, öyle bir karakteri de görmek. Gerçekten. Ve fakat ben Ersoy'un Gibi'nin en karanlık karakteri olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir yorum geldi ya. Kesinlikle. Yani o... Çok naif değil. Lütfen biraz açar mısınız? Hemen açıyorum. O panda mentalitenin ardında, o böyle tatlışlığın, o naifliğin altında birkaç ipucunu da gördük. Bence en çok şeyde gördük. Gelinbaşı bölümü. Bravo, gelinbaşında. O hiç beklemediğimiz bir janren o karanlığı yerleşti adımızı. Ben gerçekten orada has siktir dedim yani. O spoiler da vermeyeyim, izlemeyen kalmamıştır herhalde. Ve bir anda bir de tabii şeyde yani
çıkışın, muhteşem çıkış. Erasmus'a gelen yam yamın mı? O zaten de ben hani cosplay pahalı bir zevk. Hata kaldı. Ben ara ara açıp orayı izliyorum. Semih Allah'ı neydi? Yani sen veya siz bunu hani muhtemelen böyle yorumlamıyorsunuzdur. Bunlar içten gelen şeyler ama yani nasıl bir şey yaşıyorsunuz? Sen nasıl ne yapıyorsunuz diye çok merak içindeyiz. Anlatmak istediğin kadarını. Çok da genel bir soru oldu ama. Yok yok. Sen tahmin ediyor muydun böyle bir etki yaratacağını? Yani ben şöyle hikayeyi baştan alayım biraz. Hani Erasmus'a gelen yamyamın ben audition'ını verdim. Ha. Kahvaltı sahnesini verdim. Ondan sonra Feyyazlar sağ olsunlar diğer işte ikinci yola diğer bölüme ve Boyga Hakan'a da istediler daha sonrasında. Şimdi Erasmus'a gelen yamyamı okuduğumda çok güldüm zaten senaryoyu ve hani o rol çok dişi bir roldü yani. O bölümlük olarak baktığın zaman hani o role yani çok böyle bölümlük rol gelmez yani çok fazla hani çok dişi bir rol. Yani bu kadar tutacağını kimse bence fark et, yani kimse düşünmüyordu onu, hayal etmiyordu bence. Ama hani biraz Ersoy'un o mağdur, biz mağdur biraz severiz ya biraz daha böyle evet, hani. Evet, ve the mağdur yani. Biz underdog'u da severiz böyle daha hani çok böyle popüler gibi olmayan daha hani. Ersoy'da böyle bir karakter olduğu için birazcık hani oradan da aslında sevildi diye düşünüyorum yani. biz orada nasıl yani çaça cosplay'de ben de çok güldüm. O sahnede çok güldüm çok ben. Çok komik bir bölüm o ya. Ama o sahnede... Çok inanılmaz bir şey ya. Ya estağfurullah olur mu ya? Estağfurullah olur mu? Heyecanlı, güzel bir şeyler söylüyorsunuz yani. O sahnede yani gülmeme imkansız ama yani. Evet. Feyyaz çok iyi bir oyuncu. Kıvanç çok iyi bir oyuncu. İşte Burcu ile şey vardı orada, Ecem vardı bizim kız arkadaşımız. Şeyden bahsediyorsun, Suskun Prens Döpücü sahnesi. Aynen, o şeyden, pahalı bir zevktir hata kaldırma sahnesi. Ha, o sahne, aynen. Abi kameralar bana doğru dönük, tamam mı? Yani karşımda bütün ekip var. Hani reji, işte fokus, görüntü yönetmeni, herkes orada. Karşımda herkes. Onlar gülüyor. Yani benim yani çok zor. Hani çok zor. Ben bir de... aralarında galiba en dalağa düşük ben olabilirim ki ben bile şey demezdim yani ben o kadar çok gülmem. Yani hani daha kontrollüyümdür derdim. O kadar değilmişim yani onu anladım. Şeyde okuma provalarında falan gülüyoruz okey hani onu oynadığımızda tamam da araya Feyyaz ya da Kıvanç işte bir doğarsama bir şey soktuğu zaman yavaştan bana alttan geliyor böyle gülme yani. Çok zor. Çok zor evet çok zordu yani hatta işte şey o Feyyaz'ın şeyi işte, sen de cıtlayacaksın ya. Abi evet o. Abi o kısım falan inanılmaz yani inanılmaz ben. O sekans bence klasik yani şeyle eve gelişiyle başlayan hani senin bok ettiler çok gereksiz bir adama yüklendi. 10 kere söyleyebilirim ya. Ya bir daha ben şeyi de çok güzel. Arada bir laf geçiyor bazen tamam işte Kıvancın senin falan normal bir laf olarak geçiyor. Gülmüyorsun. Fakat sonra geriye dönüp baktığında mesela bir örnekle açıklayayım mutfaktaki sahnede. Şey diyor Kıvanç, abi delirdin mi sen? Çaçacının müziği kısılır mı? Ne kadar saçma bir şey bu abi yani. Çaçacının müziği kısılır mı? Sen de şey diyorsun ya, abi farkındayım kısılmaz. Böyle doğru bir şey, böyle bir şey var yani. Yani aklı bir mantığın sesi bu adam artık yeter. Ya çok güzel yazıyorlar şeyler, Aziz Kedi ile Feyyaz. Tabii muhteşem. Yani müthiş peki, yazıyorlar. Peki bir şey soracağım abi, bir oyuncu olarak hep herkesin bir kafasında bir rolün başlangıcını biliyorsun. Gittiği yeri biliyor. Özellikle dijital bir platformdaysa ve kafanda bir şey kurarsın. Hani ya işte buna üzülecek, buradan buraya atlayacak, bu karakter böyle bir yolculuğu var falan. Hı hı. Sen şu yolculuğu nasıl kafanda kurgulayıp bir oyuncu olarak iskelet oturtup bir de bu kadar iyi bir şekilde oynadın? Yani çok üzgün yasta ve bir noktada diyor ki ben de yiyeceğim. Ya bu aksi bir oyuncu olarak nasıl gerçekçi bir şekilde kendine ikna ettin yani? Ya ben... Isıracağım, yiyeceğim dedim. Biraz olsun ısıracağım. Ben de onu biraz olsun... İlkini ben de onu yiyeceğim diyorum, doğru. İlkini de öyle diyorum. Sana bir parça olsa ısırabilseydim gibi bir şey söyleyeceğim. Evet, evet. Ya ben hep şey diyorum yani benim kendimi çok şanslı hissetmememin sebebi aslında... yani gibi böyle çok popüler, çok dediğim gibi yıldırım gibi böyle aslında gibi anlamında söylüyorum yani. Düşen bir işte yer almak, o ekibin bir parçası olmak zaten çok büyük bir şans hani. Ama bir yandan da her oyuncuya nasip olmayan bir şey bence... izleyicisi olacağın, fanı olacağın evet bir ya. İşte oynamak. Evet, o evet. Bence daha büyük bir şans benim için. Yani ben gibi oynamıyor olsaydım fan olurdum. Yani çok sevdiğim mizah çünkü benim. Kesinlikle. Hep istediğim mizahtı, hep sevdiğim mizahtı karşıma çıktı. Şimdi öyle olunca birazcık da
belki onunla da alakalı olabilir. Yani mizah kafası uyuşunca hani onu sevdiğim için bir yandan da evet hani çok düşünerek hareket ettiğim bir şey değildi aslında. Zaten ben birçok rolde çok öyle aşırı düşünmem ya hani genel olarak da böyle hani işte üzerine çalışmalar falan yapılıyor ya öyle hani hayvan seçiliyor falan. Ya öğretildi onlar ama ya benim kafam bir şey o zaman hayal edebiliyorum. Yani bir şey canlanıyor beynimde, kafamda. Hani onu yapmaya çalışıyorum. Belki yanlış da olabilir bu, bilmiyorum hani neticede. İlk aklına gelen yapıyorsun gibi bir şey diyen olabilir. Ben de biraz öyle yapıyorum mesela. Ya o doğru geliyor bir şey aklıma. Hani onu yapıyorum. Çok anlıyorum fazla bir rolün böyle didik didik ettiği rolü falan hani öyle çok fazla bir şey yap. Yani bir de şey çok fazla insan yok aslında. Farklı çok fazla insan yok aslında. Hepsiyle karşılaşıyorsun günlük hayatında. Birçoğuyla karşılaşıyorsun aslında. Hani o kadar da hani bambaşka bir rol olur. Hiç karşılaşmadın tamam okey ama Ersoy gibi adamlar zaten aslında var. Yani daha mülayim duran, daha sakin duran, hani ekibi daha toparlamaya çalışan ama çok da fazla sallanmayan ekipte. çok alfa el üstünde tutulan bir tık yani. Evet ama işte şey diyor ya Kıvanç bir yerde o replikte çok aslında hani o kadar çok çalışıyorsaydım role böyle didik didik etme muhabbetinde o replik çok güzel bir referans olurdu. Hani sen efendiliğini aslında bu maskeliyorsun gibi bir şey söylüyor gelin başında. Evet. En çığırından çıkmaya yaklaştı benim de o. Aynen öyle. Yani o işte efendi gibi olup aslında hani çünkü sevilmeye ihtiyacı varsa bazı insanlar o tarafın daha fazla açığa vurur ya daha sevilmek için daha böyle olumlu, uyumlu olur. Hani ki sevsinler beni, daha kibar kalır falan. Ama adamın da içinde aslında başka şeyler ateş dönüyor yani. Ya. Aynen ateş yanıyor yani. Yeri geldiğinde de çıkartıyor işte onu. Ben ona humor derim falan böyle şeyli bir sürü. Burada ama yani bunu tabii ki belki o işte kitabına uygun bir şekilde çalışarak yapmamışsındır ya da kendi yöntemini bulmuşsun bununla ilgili geliştirmişsin ama hani şu izleyici olarak şu çok net anlaşılıyor. 5. bölümdü galiba değil mi Erasmus'la gelen? 4. bölümde seni gördükten sonra seni hep izlemek istedik yani. Kesinlikle. Hani bu kesin ve bence bu oyuncu yani oyuncu gücüyle alakalı. Yani orada ne yaptıysam bilmiyorum ama orada senin sürekli olman senin izleyiciyle işte o ekiple uyumunla alakalı bir şeydi bence. Teşekkür ederim. Bu senin yaptığın bir şey. Bana sorarsan yani ben izleyici olarak öyle yorumladım bunu. Teşekkür çok, ederim. Çok güzel bir şey bence bu. Bir de çok dediğim gibi yani şimdi aslında genelde bir konu bence de bu. Çok incelikli yazıldığını da ve oynandığını da keza gösteriyor bence bu Meriç'in dediği. Yani mesela ben Çaça ve Cosplay'de Yılmaz bir yandan da çok dramatik laflar ediyor. Yani çok güldüm ben de ama bir yandan da şey diyor, ben de o yok yapamıyorum ben. Aynen, yani aynen. O bir serzeniş, siz evet. Böyle hamur gibi biri giymiş kıyafet, bir yandan şeyler giymiş, öpürü de çaça yapıyor. Ben de o yok diyor, yapamıyorum. İstiyorum ama olmuyor yani. Tabii sonra iş değişiyor kızı görünce de, o da müthiş bir tespit. Geri dönüşü falan filan. Gerçekten bizim toplumda çok olan ama böyle herkesin de çok olduğunu itiraf edemeyeceği karakterlersiniz abi. Ya kimse şunu demez ya. Ya ben bizim grubun third wheel'iyim. Biraz daha naifiyim. Anladın mı? Hani içimde de var söyleyeceklerim ama tam da üstüme de yapıştı bu benim. Çıkamıyorum demez kimse. Evet, ama evet. O odur yani. Evet, o evet, odur. Evet. Sende o çok net oluyor. Bir de tabii abi o bölüm yani şimdi fan gibiyiz oldu ama bir yandan da öyleyiz yani. Erasmus'la gelen yamyam beklemiyorsun abi bir şey. Ben izliyordum gecenin körü. Tabii ki beklemiyorsun. Öyle bir bölüm, öyle bir açılış, öyle bir final. Hiçbir şekilde beklemiyorsun abi. Hiç görmemişiz. Ay Allah'ım yarabbim ya. Ay, güzel bir bölüm. Benim de en sevdiğim bölümlerden yani. Çok komik gerçekten. Ben de bu başarıyla ilgili demin konuşuyorduk ya. Ya şunu düşündüm bugün gelirken. Çok alakasız bir yere atlıyorum bu arada. Hazır olun. Atla. Yani, gibiyle falan hiç alakası yok. Beyoncé'nin Homecoming şeyi var ya. Evet. Coachella performansı. Evet. Netflix'te var. Ondan sonra ben onu izlemeyi çok seviyorum. Bana böyle inanılmaz ilham verici ve şey geliyor yani ağlıyorum falan izlerken çok duygulanıyorum. Çünkü yani muazzam bir şov. Yani gerçekten her anlamda inanılmaz bir şov yani. Ve böyle bu kadar başarılı insanlarda şöyle bir şey hissediyorum. Acaba onlar şunu yaşıyor mudur yani? Acaba yapabilecek miyiz? Hani acaba bu bir terslik olacak mı? Hay Allah falan. Şimdi ben
herhangi bir işle ilgili ne bileyim sahneye çıkıyor olsam, bir şey yapıyor olsam kesin şey düşünürüm. Ne yapacağım falan derim. Yani Beyoncé de bence bunu asla demiyor olması lazım. Çünkü ya kendisi belirliyor çıtayı ya. Hmm. Bu çok net. Hmm. Ya bu nasıl oluyor sizce? Ya bu çok çalışmak mı? Bu çok yetenek mi? Bu hani o çıtayı belirleyen ve gerçekten size şu anda unutamayacağınız bir şey, bir performans sunuyorum. Bunun farkında olun. Bu demek bu yani. Bunu çok nasıl düşünüyorum. Nasıl bir mentalite gerektiriyor o seviyedeyken? Evet yani Beyoncé tabii ki çok uç bir örnek yani. Ama acaba onunla mesela benim hissettiğim arasında bir denge mi olmalı? Ya ben insanlara bir şey sunuyorum ve yani ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum değil de yani yapıyorum falan mı demek lazım acaba? Ya bir yandan da bence şey de yapmıyor olması gerekiyor sanki. Ben yapacağım ve olacak. Güdüsüyle de yapmıyordur. Yani öyle yaparsa olmayı verir çünkü. Evet evet. Yani o kibir de yok bence işte. Kibir de yok evet. O yüzden zaten başarılı aslında temelde bence. Evet. Yani o sürekli çünkü yani bir şey üretmeye çalışıyor. O dediğimiz gibi aslında ben Beyoncé'yle daha tanışmadım ama bilmiyorum tabii de. Sevgili Beyoncé'ye buradan selamlar. Beyoncé abla. O da öyle. Katılabilir. Beyoncé. Yani muhtemelen o hala o yeni bir şeyler yaratma mutluluğuyla yapıyor. Güdüsüyle yapıyor. Sonucuyla ilgilenmiyor bence o da, hala yine. Hani biraz önce bahsettiğimiz evet. gibi aslında. Sonuç odaklı olduğu zaman başarısızlık ihtimal daha da fazla artıyor. Çünkü bence daha fazla gereksiz stres yüklüyorsun. Çünkü bir de o kendinden bir şeyler çıkartmıyorsun da belki onu onlar daha fazla sever. Dur ben ona gideyim. Mede belki gidiyorlar. O evet. da bir başarısızlık aslında. Bir onu demiyor. Demiyor çünkü kendi bildiği bir şeyi yapıyor. İyi bir şey çıkartmaya çalışıyor. Yaptığı şeyi çok iyi yaptığını biliyor. Biliyor bir de belki. Aynen muhtemelen. Ama bunun kibirinde de değil işte yani. Evet öyle görünmüyor en azından. Belki evet. öyledir de yani öyleyse de öyle de görünmemesi de bir başarı. Yani evet, o da ekstra bir başarı yani. Çünkü onu yapıp çok kibirli de görünebilirsin. Yine harika bir şey ortaya çıkarıp hani antipatik de olabilirsin evet, yani mükemmel bir şey yapmana yani. Rağmen. Çevresi evet. sevmiyor olur yani en fazla. Yani iyi gidiyor da çekilmez bir insana dönüştü falan. Evet. Ama duyulurdu be. Duyulurdu. Duyulurdu ben. Gelirdi kulağımıza gelirdi kulağımıza yani. Gelirdi. Biz de sonuçta gelirdi. Boş insan değiliz. Gelirdi yani. Çok iyi bir insan demek ki yani. Gelmediğine göre kulağımıza Beyoncé ile ilgili herhangi bir şey. Madonna mesela şeymiş. Kaprisliymiş mesela. Geliyor. Abi büyük bir şeymiş. Çok neymiş? Kaprisliymiş Madonna. Ha, evet evet Madonna. Bak onu biliyoruz mesela. Ama mesela onda da ben şey diyorum ya. O da Madonna yani. Şimdi... Ama işte yani abi, yine tamam de ne da, olmuş? Şimdi o da yani. Ahmet Kürşat Öçalan. Şimdi bize Efe Tuncer yani. Yani bizi küvet isteseydi. Düşünse şimdi Kürşat çok seviyoruz ama sodalı küvet istiyorum deseydi. Sodalı küvet. Aynen. Bir şey ne bileyim. Olabilir güzel bir şey yani. Limon da sık. Ne yapardık? Çok tuzlu. Her yere bununla giriyordu. Ama 14.30'a kadar senin vaktin var. Bir jüpte pıç çıkarak. Şöyle boydan geri çıkardın. 14.30'da polisten çıkacaksın. Sen gir kardeşim. Çok gergin değil mi böyle? Evet, yalnız çok... gergin bir adammış ya. Buna rağmen gerginim değil mi? Yani, o kuvvetten çıkmama rağmen gerginim hala. Hala bir bağırıyor falan. Bir şey yapalım problem. Ya ben hep şüphenin sürmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet evet. Bir şüphe olmalı. Ha sahneye çıkarken ya olmazsa diye. Beyoncé'de de var mıdır diyorsun? Kesin vardır abi. Çünkü yani, milyon, yani 100 kişi çıkıyor sahneye onunla beraber. Abi yani o şüphe olmazsa işin tadı da kaçar. Çok zor bir şey ya. Evet bu arada. Ama o, onu hani, düşündüm bir yandan. Ya ha. Arkadaşlar aynı anda hayvan gibi dans ediyor. Hayvan gibi şarkı söylüyor. Evet. Tabii kafamız oraya belki gidiyor. 100 kişiden fazlası da ekmek yiyor yani zaten muhtemelen. Sorumlu. Ve yani... Yani şey hissi çok garip ya. Beğendirme kaygısını hiç hissettirmeden sadece izleyiciye ben şu anda size unutamayacağınız bir şey izleteceğim hissiyle sahnede olduğunu bence hissettirmesi. Bence ama o bu dediğin duygusal da bir yere de tekabül. Yani o onu duygusal bir ihtiyaç sonucunda da yapıyor bence. Bence de evet. öyle. Yoksa yapamıyorsun. Ne kadar yapabilirsin ki abi ya? Çünkü yani. Ben ağlıyorum diyorum size ya. Bu çok tuhaf değil mi? Orada... ben böyle Beyoncé izlerken ağlıyorum. Bu arada bir şey dedin ya 100 kişi ekmek yiyor. Bir tane Michael Jackson'ın şovunda var YouTube'da galiba. Şey var ya meşhur hareketi onun şu. Ha ay yok şey şu şu an tamam. Full. Düşmüyor ama. Mekanizmayı. evet düşmüyor. Hep düşmesin dediğimiz. Ama düşmüyor. Arkadan birisini çekiyormuş. Onu gibi. Böyle 10 kişi yapıyor işte dansçılarla. O bir mekanizma yapılan bir şey. Biri düşüyor mu? Hayır abi daha kötü böyle. Birinin mekanizması bozulmuş. Ama o da yapıyor ama böyle. Çok lame böyle bu şekilde. Ve ortadaki bir tane. Net de belli o ya net. Şimdi bilmiyorum. Şimdi kadarlar şöyle bir şey bak. Rükü, o rüküye eğilmiş gibi oluyor yani daha ziyade. Çünkü yani ortada yani anladın mı?
Allah'ım. Abi benim kesin başıma gelir ya. O var ya, o benim başıma bence gelir. Bence benim gelir abi. Bizim gelir. Senin evet, benim de gelir. Şey düşünsene ama peki, o anda bozulduğunu anladın ve biraz sonra o gelecek yani. O 10 saniye sonra o figürü yapacaksın. Ve o anda çıt çıt etti. Neyse artık o mekanizma bilmiyorum yani. Çıt çıt çıt. Bu mekanizma nasıl bir şeyse duydun yani. Duydun değil mi onu? Duydun onu. Ve geliyor bizim. Onu oynarken geliyor o çıt hani bir yandan da. Bu nasıl bir 5 dakika yani? Evet ama çok zor işte. Onu ne yaparsın yani? Adamın yaptığını yap. Ben kendim eğilirim. Unuttum gibi davranmak da şey bir şey yani çünkü. Aa bu eğilecek tipte mi yapalım? Onu hiç yapamazsın. Michael Jackson'da dans ediyorsun. Unuttum baba, yapabilir evet. Misin? Bir de hani böyle... Hayatta onu yapamazsın. Orada bunu yapacaksın. Hani yeni çıkış yapan bir şarkıcı olur. Evet, işte evet. Bilmem ne meydanında ilk konseridir falan. Siktir et yani. 10 kişi izliyor. Michael Jackson ya. Hani the big break. Sen busun yani. Bir de onu sonra yıllarca arkadaşlarımla falan muhabbeti döner baba yani. Tabii, aynen. Oğlum ne gerizekalı adamsın. Ama atılmadıysa eğer o şeyden sonraki atılmamıştır bence. Bence de atılmamıştır. Aynen. Çok güzel bir hikaye olmuş oluyor. İyi ki de olmuş yani der. Yani aynen. Bir süre sonra der muhtemelen. Atılmadığımda emin olduğundan demeye başlar abi evet, bence. Evet, doğru. Yani doğru. Bir şey olmadığını emin olduktan sonra... Ama bir şey söyleyeceğim. Sonra... Onun zaten onun suçu değil ki. Mekanizma değil. Bozulmuş. Mekanizmayı kuranın... Yani, ama onu o hengamede nasıl anlatacaksın herkese? Böyle menajerler, dansçılar... Mekanizma, Göz gözü görmüyor böyle her yer. Ben mekanik, teknik... Allah mekanizm. It's not about me falan. Kim istiyor abi? Mekanizmam bozuldu. Eğlemiyorum. Koşuyorum. Bok eden adamsın ya, sen ya. Bir kere bir tane bir oyunda oynuyordum. İsmini vermek istemediğim bir oyunda. Neyse. Ve dans... Bir yılanı canlandırıyordum. Yılanı. Aynen. Çok iddialıydı çünkü aynı anda. Neyse. Çok detaya girmeyeyim. Kostümü yeşil bir elbise, çok uzun bir kuyruğu var. Hı. Dans ettiğimiz için benim kuyruğuma dansçılar saklanıyor. Ve sanki onlar benim kuyruğummuş gibi diyorlar. Aman Allah'ım. Aman Tanrım. Fakat dansçılar her sahnede yüz baş değiştirip sahneye çıktıkları için atıyorum. Benden önceki sahnede bana yetişemediler bir şekilde, ha. Tamam mı? Sen kendin mi oynamaya bir kişi geldi kuyruğuma. Gerçekten. Ben geldim. Ölüm muhabbet dinle şu an. Bırak falan diyorum, sahneye çıktım. Böyle dandik bir, yani kambur gibi bir şey var arkamda. Yılanın, nasıl bir yılan? Formu değişti. Yılan, deniz atı gibi bir şeyim yani, böyle asla olmuyor. Neyse bir şey olmuyor arkadaşlar, abi, şov devam evet, etmeli. Evet, şov devam etmeli. Biz de bak yani... O yılan neydi ya demiş zaten. Ya şovu beğendik de bir... Ya şovun tamamı da o kadar kötüydü ki zaten. Ona takılmamışlardır evet. Bile ya. Bak ama Türk tiyatrosunda çözülemeyen bir ilk sorun. Bir, böyle iddialı hayvan kostümü. İddialı hayvan kostümü. İki, projeksiyon. Ya şunu bir çözün ya artık. Ya mutlaka bok olur. Böyle birinin suratına yansıtırlar onu böyle. Yalnız oyunumuzda projeksiyon var falan. Böyle başlar. O kesin oyunun üçüncü oyunda böyle Daffy Duck çıkar, başlat menüsü çıkar oraya. Ya şunu bir çözün ya. Artık bir çözün şunu ya. Windows ekranıyla başlıyor ama. Ya bu kadar zor bir şeyse de yapmayın abi bunu ya. Ya da ses de çok şey oluyor böyle. Ses, cızırtılık, hayvan gibi cızırtılık falan gelir o şeyden. Hakikaten hiç olmaz o ya. Ya yapılmaması lazım belki de yani. Projeksiyon bak. Böyle bir şey demek ki ya da. Oyun uygun değil yani. Adamlar onu... Ya, üretirken... Şu mutlaka geçer. En iyisinden aldık. Yeni ansırdan falan. Bu en iyisi. Bu hani... Bir de şu hareket var ya böyle. İlk ayarlarken ya da şey olur böyle. Baş boşluğu acayip fazla. O sert bir şeyle hani... hani yavaş da değil yani. Smooth da... Tak tak olur yani hani. Bir anda oturursun şeye kazanacak. Ve bu da hep olur mesela. Bu da hep olan bir şey yani. Ya bu niye çözülemiyor? Bu konuda fikrini alabileceğimiz arkadaşlarımız var aslında. Ya var, bütün oyuncular. Yani her şey, bütün yönetmenler. Hayır, teknik olarak yapan insanlar. Ya ben abi çalıştım. Yani bunun cevabını verebilirim. Hiçbir bizim okulda bir gün... Ya. Pardon söyle. Buyur. Ya hayır şey, ses tiyatrosunda yine projesi olması gerekiyor. Zeliha Hoca'nın oyunu bir de. Ölüyoruz stresten falan. Ondan sonra... Ya yazık, Emre bizim Çakman vardı, Emre Çakman. O görevli arkadaşımız. Abi o kadar stres oldu ki, yani bir sorun var ve Zeliha Hoca diyor ki çöz. Ya bu adam da şey değil ki kardeşim, Muhteşem Dörtlü'deki kolları uzayan bir öğrenci projeksiyon uzmanı değil yani. Ya da.
Projeksiyonist değil mi ya? Projeksiyon spesiyalist. Oyuncu olmak istedim. Projeksiyon ekspertizi. Bak gerçekten. Ne oldu ne vardı ben de yine. En son Emre o kabloları bedeniyle yalıtıyordu. Böyle bunları tutmuş buradan diğerlerini. Hani böyle o kopmasın diye elleriyle tutuyor böyle 8 kabloyu falan. Yani ve o yine olmadı. Çözüldü mü? İnanmadı. Ya yine çok kötü oldu abi. Ama arkadaşlar bir oyunda teknik bir görev üstlenmek gerçekten çok, çok büyük bir şey. Çok gergin. Ben bir oyunda... arkadaşlar oyundaki görevim, bu seferki görevim de oyunculardan biri geliyor pick-up'ı böyle koyuyor. Evet. Ama o tabii ki çalışmıyor. Ben play'e basacağım, tamam mı? Oyunu izleyemiyorum. Yani görebileceğim bir yer yok. Yani sadece beni pick-up'ı gören yere oturttular. Tam gereken şey... O işte Selin oraya gidecek, şunu yapacak, evet. Doğru timingde play'e basın. Allah ne stres, öleceğim, saçlarım dökülüyor. Geremiyorum. Abi de o şey çok, dediğin gibi ya teknikteki elemana böyle, tam böyle ilk defa falan geldiyse hani o gün geldiyse. Hani aşırı aptalmış gibi anlatılıyor ya bir de böyle hani. Abi bak. Bir de o kadar karışık yapma abi ışığı o zaman. 1-3-5'i açacaksın falan, anladın mı? 1-3-5'i aç. O girince 2'yi kapat abi. Ben zaten buraya yazdım. Abi yani yazdım da. Yani. Tam herkes çıkarken serçelerle lokalleri evet, açacaksın aynen. Abi. Bir de şey yani rahatlatmak için de şey derler ya. Abi bu Umursan'ın sorunu değil de. Aslında daha iyi olur. Hani şey olmaz yani. Unuttursan da problem değil de. Ya yine de. Problem değilse koyma o zaman. Koyma ya. Adam bir kere geliyor. Olmayıversin o günde ışık yani. Lokal mesela. Abi lokali de alamaz o gün. Evet abi ya çok gergin şeyler onlar. Teknik için çok gergin. Ben yaşadım abi çıktım bir saniye. Buramda lokal yandı benim lokal. Yattın mı? Götüm girdim. Ne yapacaksın? Karanlıktayım ya yani. Ya ışın nasıl daha kötü bir şey çünkü ışın. Şu an o da iğrenç bir şey ya. Bir de abi. Şimdi Emre orada demiştim ışık köprüsü demiştim. Oyun her ihtimalle karşı çeviriyor o anda falan. Lokal düşman. Sen abi her ihtimalle karşı beşi de yak falan. Aynen abi. Abi aydınlık olsun da. Oraya geliyor. Bir yerden bir gün önce konuşun. Abi aydınlık olsun. Hani gözüksün. Ya gözüksün abi ya. Ya bir de eski, şimdi ilerledi şeyler. Ben teknik yapmıyorum bayağıdır yani de. Hani bir tık daha hani Q'lara giriyorsun kendi yapıyor falan. Öyleymiş galiba. Abi biz okuldayken ben böyle şey yaptığımı biliyorum ya. DVD'den DVD kumandasıyla kayıt böyle stop play şey yapıyordum. Çok yani. Kötü ya. Hem müziği hem ışığı yapmak daha da kötü işte zaten bir de üstüne of, yani. Ama bu çok iyi yakaladın şey. Dördü girmesen de olur. Evet ya. Of 1-3-5. Sen bir şey söyleyecektin unutturduk sana. Yok bununla ilgili bir şey söyleyecektim. Yine bununla ilgili bir şey söyleyecektik. Ay Allah'ım neyse. Yani teknik yapmak zor ama. Ya. Teknik zor ama. Teknik çok zor arkadaşlar. Kürşatçığım iyi ki geldin gerçekten ya. Ay Allah'ım. Vallahi pardon söylemedim. Bir şey demeyecektim ben. Hala konuştuklarımızı düşünüyorum. Bizim o aynı oyunda silah da patlıyordu. O nasıl bir oyun? Yılan mı? Silah mı? Kuyruğa mı gidiyor? Yılanı unut. Safari'de mi geçiyor? Bu başka bir oyun. Başka oyun. O teknik yaptığı oyun. Herhalde. Aha teknik yaptığım oyun evet. Silahı ben mi patlatıyordum ondan emin olamadım. Uzmanı da bağlamam lazım bir saniye. Çok vallahi, hızlıca soracağım. Bilgiyi de alalım. Dur çok hızlı şunu bir sorayım. Tamam. Silahı ben mi patlatıyordum? Hayır. Teşekkürler. Uzmanımız bir süredir yoktu. Bilgisini evet. Alalım Kürşat'ın. Yani. Evet, 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 evet. Biz senden bir bilgi istedik sevgili Kürşat Öçalan. Bizimle o bilgiyi paylaşır mısın? Abi dünyanın en güçlü yumruğu kime aittir? Kime aittir? Ya da neye aittir? Neye aittir? Aynen. Yani... Mantis karidesi diye bir hayvan var. Mantis karidesi? Aynen. Abi bunun boyu 15 santim ile 30 santim arasında değişiyor. Bu hayvan bir yumruk atıyor avına. Saatte 80 kilometre hızla ulaşıyormuş. Şaka yani, yapıyorsun. Aynen. Ve bu camda beslenemiyor. Ya cam akvaryumda falan beslenemiyor. Çünkü camı kırıyor. Evet. Kırıyormuş yani çünkü camı. Ya yani aşırı güçlü bir hayvan. O darbeyi verdiği anda o suyun etrafındaki ısı yani işte kaynama noktasına geliyormuş bir anda. O enerjiden galiba. Çok ilginç. Çok hızlı çıkartıyor. Tak diye vuruyor. Yani avı hem yani ölüyor o anda zaten muhtemelen. Bir de kaynıyor herhalde o suyla birlikte yani. Pişiriyor da aynı anda. Evet ama bunu birazcık hani daha magazinsel olduğu da söylenebilir bilmiyorum. Belki böyle bir şey olmayabilir emin değilim. Ama böyle bir bilgi aldım. Ama doğru mu bilmiyorum. Bunu bir insan aynı şiddette vuruyor olsaydı bir topa. Hı-hı. Yani bizim ölçeğimizde hani 15 santim yok. Evet, evet. Ona endekslediğin zaman
bir topa vurduğunda top dünyayı bir tur dönüyormuş. Diyorlar. Yani ama hani hayvan zaten çok güçlü, biz abarttıkça abartalım da demiş olabilirler, onu bilmiyorum. Ha, ama bence bu hayvan peki hangi bölgelerde yaşıyormuş? Bu okyanusta yaşıyor ya herhalde. Pasifik okyanusu ile Hint okyanusunda olması lazım. Peki mesela... Bir tane daha kaldı zaten. Atlas'ta yaşamıyor diye biliyorum. Atlas'ı sevmiyor. Onu bilmiyorum. Orada yok ya, orada çok şey yapmıyor. Allah Allah. Bir tek peki avının da onu yumrukluyormuş. Muhtemelen öyledir. Avın yumrukluyordur. İnsan yumrukluyor. İnsan avı değil onun. Yani yumruklasa da ama sıkıntı olabilir yani. Sıkıntı olur, yanarsın bir de. Camı kırıyor çünkü yani. Evet. Camı kırıyor yani. Karakteri nasıl acaba? Hani alanına girince mi yoksa? Ha, küçük bir şey. Pis kapatmış ama ya. Çaka çaka gidiyor mu yani? Pis kapatmış ya. Etrafında çok kişi yaşatmıyormuş. Çok varlığı yaşatmıyormuş Allah yani. Allah. Bir daha söyler misin abi adını? Mantis. Karidesi. Karidesi. Hemen not alalım. Arayalım mı uzmanımızı? Nerede? Evet ya, mantis. Çok merak ettim. Ama ben notlarımı alayım önce. Mantis, mantis karidesi. Dünyanın en güçlü yumruğu. Ha bir de bunlar sadece bu da değil bu arada. Bizde 4 tane de fotoreseptör hücresi varmış. Yani görmeyle alakalı bahsediyorum. Başka bir bilgi. Bunda 12 tane falan varmış bu hayvanda. Aynı hayvanda. Mutant gibi bir şey mi o zaman? Evet. Bu acayip de görüyor. Bence bu çok derinlerde yaşıyordur muhtemelen o zaman. O kadarını bilmiyorum ama yani bir şey yakalamışlar yani. Çok ilginç bir şey, kağıdı rastladım. Ya bunu ben de anlamadım. Birisi bir okey oynamış. Bakar mısın? Evet abi, okey şey o. Çok acayip bu çıktı. Bunlardan birinin ismini vermek istemiyorum. Evet. İsmini vermeyeyim. Evet. Allah. Buyurun soralım uzmanımıza. Arkadaşlar çok ilginç bilgiler düştü masamıza. Gerçekten aynı eve düşen yıldırım gibi bilgiler düştü. Şimdi uzmanımızı arıyorum. Ara bakalım. Bakalım nerelerdeymiş. Atmışım değil mi ben? Hiç böyle bir şey uydurmuşum değil mi? Tamamen uydurmuş değil mi? O zaman da benim saygım çok artmış. Helal olsun. Selamlar. Neredesiniz siz ya? Ya siz neredesiniz ya? Ben Balayım'daydım. Okey. Umarız iyi geçmiştir. Nerede geçti? Harika geçti. Balayınız neredeydi? Hangi okyanustaydı? Egzotik sularda diyelim. Acaba orada kazara bir mantis karidesi görmüş olabilir misiniz? Tabii, rast geldik kendisiyle. Onlar da egzotik sulardaydı. Tesadüfe bakar mısınız? Yok uzman bireyimiz bir süredir. Sevgili Ahmet Kürşat Öçalan'ın verdiği bilgiyi duydunuz efendim. Duydum, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Mantis karidesi, soru nedir? Soru ne bileyim. Sorumuz ben da... Mantis karidesi hakkında bir bilgi verdim de dedim ki 80 km hıza kadar ulaşıyor yumruğu. Bu doğru mudur yani? Ben uydurmadım. Bunun teyidini almak evet, istiyorum. Teyit etmek evet, istiyorum. Teyit için. Bu yumruk olayı doğru mu? Psikopatlık seviyesi doğru mu? Bir de eğer aynı şeyi insana endekslesek bu topa vurursak dünyaya döneceği söylendi konuğumuz tarafından. Bu bilgi, bu endeks doğru mu? Doğru mu? Doğru. Yumruk kısmı doğru. Dünya kısmını bilemiyorum. Ama belki ya yani şöyle de bir hesap yapmışlar. Mesela bir insan öyle bir yumruk atsaydı iki katlı bir binayı devirebilirdi demişler. Bu da başka bir bakış açısı. Doğru olmuş oluyor bence. İki yani katlı betonarme bir binayı mı? Ahşabı mı? Ahşabı mı? Tabii ki malzeme önemli burada. Betonarme diyelim. Uzmanla biraz tripli miyiz? İki haftadır yok. Uzman bize birazcık şey gibi geldi bana. Biraz bizden artık uzaklaşıyor gibi geldi. Biz de mesafeli gibiyiz gibi geldi. Aa ben yok. Hiç, yok. Ben gönül koymam. Arkadaşlar. Ben de koymam hayatım. Ama yani koymuşsunuz. Balayın doğduğunu bilmiyorsunuz neticede yani. Evet. Söyleme de gizli gizli evlenmiş bizden. Düğününe çağırdı. Yani. O birazcık düğününüze niye çağırmadınız? Balayımdayım dedi bir de garip de bir konu. Peki evet ben de bunu sormak istiyorum. Neden bizi düğününüze çağırmadınız? Yani o şey... Kapat. Cevap bile vermedi kadın. Yani siz kendi kaybeder. Siz onu çağırmazsınız, o da biter. Aynen öyle. Abi, filmin gösterilmeni saydık. Gibinin evet, bilir... Dona Dona filmin adı bu arada. Dona Dona filmi. Aynen. Ondan Dona Dona filmi. Dokuz Dona Dona. Dona Dona. Hı hı. Dona Dona bu Ali'nin girdiği audition'daki buzdolabı markasının adı. Girdiğin en absürt audition var mı? Öyle bir şey var mı? Unutamadığın. Unutamadığım audition çok fazla yok ya. Ben genelde reklam auditionlarına çok girdim. Reklamların, ya hatta çoğu auditionım benim reklamdır. Yani dizi sinemaya falan çok fazla girmedim hatta. Reklamların da birçoğu zaten aslında değişik olabiliyor. Aynen. Ama şey, hatırlamıyorum şu an. Böyle çok absürt, çok saçma bir şey olmadı olsa, galiba. Olsa o kadar uç şey gelmedi başına yani. Yok ya. Ama dans falan ettiriyorlar işte bazen. O reklamda mı? Ha yani. Bir de yani reklam dans olmadığı halde de dans ettiriyorlar.
bitiriyorlar bazen. Genel bir bakalım diyorlar yani. Ya onu niye bilmiyorum. Peki ondan sonra... Olmasın da evet, enerjiyi mi görmek istiyor acaba bilmiyorum. Ya da eğlenmek için de bunun acaba. Ben, çok ayıp, çok çok ayıp. Bence biraz kendi keyiflerini yapıyorlar abi hani. Hani olabilir. Nasıl olsa vakit bol falan anladın mı? Dans da etsin falan. Belki de hatlatmak için de yapıyorlar. Yok be. Ya ben audition çok çektiğim için hani reklam audition'ı. Yani talepler çok değişik olabiliyor yani hakikaten ya. Reji tarafından gelen talepler. Ha, değil mi? Yani evet. O bir mantığa oturtamıyorsun onu. Evet evet oturtam yani. Ya mesela yani şimdi, açtıracaklar yani. Anlatmaya gelmiş. Aynen. Ya, şöyle çekiyorum ya ben seni. Şöyle çekiyorum ya ben seni işte mesela. Ya diyor ki sonra yani daha alt açıdan çekelim mesela. Ya bu ne gerek var ya? Ne gerek var abi? Adam geliyor bak Beylikdüzü'nden atlamış gelmiş. Yani daha da dramatize ediyorum Beylikdüzü diye de. Yani Beylikdüzü olmaz. Bir vapur atlamış gelmiş en kötü yani. Bir şekilde gelmiş. Gelmiş yani. Oraya yani. Kalkmış gelmiş oraya ve bir acaba olur mu diye geliyor. Bir umudu var. Bir umudu evet öyle geliyor. Ben orada çekmişim abi onun öncesinde 50 tane adam. O göremedim mi yani ya? Yani şu açıdan mı daha iyi seçiyorsun? Onu filminde çekeceksin zaten sen. Bir de 8 plan alacaksın filmde yani en az. Yok bir alt açı bir görelim. Ya bu saçma değil mi? Ya o anda karar verirsem alt açı çekmeye ki, ve bu adam çok kötü çıkarsa alttan. Ve dese ki mesela şu adamlarım ya biz gıdı göreceğiz filmde. Anladın mı? Gıdı sahnesi var. Gıdı sahnesi var. Gıdısı olmasını istiyoruz biz oyuncunun. Evet. Ona göre zaten kader yani benim şefim kast direktörü gıdılı insanları çağırır zaten içeriye yani anladın mı? Ya da hiç gıdı istemiyorsun. Gıdıya hiç gıdısız tolerans. Gıdısız çağırır. Evet sıfır tolerans. Öyle bir şey bir fu. Gıdı ki... Gıdıya sıfır tolerans. Yani 25-35 yaşların arasında. No gıdı. Gıdısız. No gıdı politikası. Bakın gıdısız altın çiziyor. Ya ben de şey anlamıyorum abi. Gıdı, burada engerek yılanı mı olabilir birinin? Yani ne, en fazla gıdısı ben çıkar. Ben gıdıya çok takık mesela bir görüntü yönetmeni tanımıştım. Bu da haklı. Gölge mi düşüyor? İnanılmaz. Ben ama bu kadarını görmedim yani. İnanılmaz takıntılıydı gıdıya ve mesela bir oyuncunun... Sinirleniyor muydu gıdısı var? Hayır, mesela şöyle, oyuncuyu asla incitmeden ve oyuncunun yüzüne bir şey söylemeden mesela bu oyuna şey takalım ya falan. Söylüyor aslında. Hayır, kostümcüye falan tabii. Söylüyor. Ha, okay. Yönetmene söylüyor yani bu oyuna şey takalım falan diyordu. Kadın gelmiş, artık oynuyoruz, çekiyoruz yani. İncitmeden şey diyormuş, post action'ı alalım gıdısını. Bunu bileyleyelim bunu. İncitmeden. Yapmak için adam tersi de yapmak geçiyorlar. Ya bizim lipos akşıncı var mıydı? Hemen gidip bir gıdı keseceğiz de. Bir gıdı keseceğiz. İncitmeden de böyle sette. Gıdı çok zor yok olan bir şeydir arkadaşlar. Gıdı olmaz, yok olmaz herhalde gıdı yani. Olmaz bence de. Ama onunla ilgili yöntemler var ama. Yani zayıflamak bir yöntemi. Kayınca da evet, sarkabilir. Olabilir, şişmanlıkla sarkabilir. Alakası yok ki gıdının. Biraz evet, ırsi. Irsi mi? Irsi lafı da müthiş bir laf. Hani gıdı da ırsi kullanılır mesela ama ben çok daha şey bir hastalık ya da bir şey olsaydı genetik kullanılırdı. Ama gıdı da ırsi kullanılır ya hakikaten. Leş bir şey yani hani böyle. Gıdı abi ırsi. Irsi leş. Sebebini bulamadın şey yapıştır gitsin. Aynen öyle. Abi benim kaşlarım üçgen şeyinde ırsi moruk. Doktorları da o çok oluyor. Genetik abi. Genetik abi o genetikmiş. Allah Allah. Abi ya gerçekten sabah kadar sohbet edesimiz var sende. Benim de var valla. Bu Gibi'nin yeni sezonu olacak. Bunu official açıklandığı için. Evet evet 3-4 o yani olacak inşallah. Ağustos gibi bir sete gireceğiz inşallah. Yani Eylül-Ekim'de falan muhtemelen yayınlanmaya başlar diye tahmin ediyorum. Aynen. Gerçekten. Ben de heyecanlıyım. Biz de çok heyecanlıyız. Abi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hiç kimsenin bilmediği son bir bölümümüz kaldı. Sürpriz bölüm. Gizemli. Aynen. Sürpriz bölüm. Dilersen ona geçip biraz muhabbet edip bitiririz. Tamamdır. İzledim ama terasını o yüzden biliyorum. O zaman bunu da biliyorsundur anonsunu. Evet biliyorum. Caption Contest. Abi zaten çok iyi bir aktörü ağırlıyoruz şu an. Evet. Programımızda o yüzden ben... Aman Allah'ım! Benden de ufak hocam böyle bir sana bir performans sunmak istedim. Abi... Çok iyiydi. Evet, bu klasiktir artık. Bu klasik. Performans da bir klasiktir. Sen yemedin eve duşan yıldırım şeyi, performansı. Öyle mi diyoruz? Çok seviyor Meriç bu performansını ama alıştın evet. Artık. Alıştım ya. Yeni bir şey yapmam. Bir kahkaha atıyorum ya da öyle. Yeni bir şey, ne yapabilirim ki? Masaya çıkabilirim ya da falan. Yok, gerek yok. Yok. Hiç gerek yok. O zaman başlayalım. Madem klasik, eyvah. Madem klasik dedik, biraz klasikleşmeye yazgılı bir fotoğrafla başlayalım. Buyurun. Hazır mısınız? Allah'ım bu ne kadar ikonik. Ne kadar ikonik bir şey. Abi bu
Nasıl bir kostümdü? Giymesi, abi, çıkarması falan. Kolaydı ya. Şu şey direkt elbise. Şu alttaki. Ne deniyor bunu artık? Bilmiyorum. Zırh. Zırh aynen. Biliyor olmam lazımmış aslında. Var o yani. Bende var zırh kelimesi. Şu da üstüne yani kolay, çok kolaydı bu ya. Bir de rahattı. Yelek gibi bir şey üstündeki de. Aynen, böyle kafanı geçiriyorsun. Aynen öyle. Çok rahattı o. Bu da suskun prensin öpücüğü. Aynen bu o işte. Aslında adı başka. Kanatlı kontun müşfik öpücüğü. Adı. Sanırım bu. Boyuyorum ya. Yılmaz boyuyorum. Yanlış söylüyor değil mi? Aynen. O bilmedi. Atıyor. Neydi? Suskun, bir daha söylesin. Kanatlı kontun müşfik öpücüğü. Ya peki bu cosplay dünyası bir tık böyle miymiş gerçekten? Ben ya, de bilmiyorum. Ben yani. De bilmiyordum. Ben cosplay işte araştırdım yani. Yerinde ne bu cosplay ne diye baktım sadece şöyle bir. Tamam dedim yani bu böyle bir şeymiş. Çok da derinlemesine inmedim hala ondan sonrasında da. Ya ben oyun oynamıyorum. Yani bu tarz oyunlar çok oynamıyorum ben. Şu orta dünya oyunlarında ben falan de. Daha ziyade galiba geçiyor bu tip şeyler. İşte LOL ne bileyim. Warcraft falan. Onlardan ha. Onlar da geçiyor. Bilmiyordum da tabii isimler falan böyle galiba orada ama. Acaba sana oradan öyle da bir şey geldi mi? O nasıl diyeyim bunun o oyunların sevdalıları falan da çok delirmiş olabilir. Olabilir. Ersoy. Bana çok evet olmuş olabilir yani bana çok gelmedi de cosplay zaten yeni daha ülkemize geldi. Ülkemize yeni yerleşen bir uzmanı olarak sana sormak evet. istedik. Ben yeni gelen bir gelişen şey geliyorum. Gelişen bir kültür. Meriç'im ne demişti? Aslında çok böyle... Bilmiyorum. Evet, suskun prens öpücüğü. Aynen, kanatlı kanatı müşrik öpücüğü demişim. Aynen, bu fotoğraf, yani caption için değil, aslında fotoğraf için aldık yani. Evet. Benim zaten Instagram'da böyle acayip farklı şeylerim yoktur. Var yani. Var. Geliyoruz var, merak etme. Şimdi... Yok ya. Herkesin vardır. Ha ama bu reis ya. Şimdi Kürşat Öçalan'ın tutkulu olduğu bir konuya daha yani. Gerçeğe parmak tutkulu, evet. Oyunculuk, cosplay ve... Cosplay oyunculuk. Sınırlamayı bilemeyiz biz yani. Ama düzelttik Kürşat, teşekkürler. Rica ederim. Abi şimdi farkındaysan Merocuğum burada bir caption yok. Yok evet. Yok. Almadık gibi duruyor değil mi? Caption yokmuş gibi duruyor. Hayır, bantlayamadık. Ha aynen, uzun yazdım ya. O gittiği zaman yazdım bunu galiba. Evet. Sen çok seviyordun o burada. Ben çok seviyorum. Fenerbahçe'nin çeyresini değiştiren adam. Basketbolum zaten öyle. Abi bir dakika şunu bir okuyabilir miyiz ya? Tabii. Lütfen. Giden bir koç değil, ya. Giden bana şu yaşıma kadar Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu en iyi şekilde gösteren, Fenerbahçe ruhuna sahada vücut veren ve bunu her saha çıkışında istisnasız bir şekilde mütemadiyen yapan, Avrupa'nın görmüş olduğu en büyük koç. Kesin o, %100. %100. Aynen. En büyük lider, giden Fenerbahçe'ye hizmet edenler arasında işini en layıkıyla yapan, Fenerbahçe'nin kimyasını kaderini değiştiren bir komutan. Ne yazmışım be? Abi sen devam ister misin? Şuradan. Ne epik yazmışım ya. Sen çok güzel gidiyorsun Efoş'um. Buyur devam et. Senin sayende Belgrad sokaklarında, Berlin caddelerinde, Kuzey İspanya'da Fenerbahçe diye, Türkiye diye bağırdık. Senin sayende hep TV'den gıpta ederek izlediğimiz ana. We Are The Champions şarkısı eşliğinde Avrupa'nın en büyük kupasını kaldırdığımıza şahitlik ettik. Sen bizi çok mutlu ettin. Ya ne güzel. Evet abi ne kadar içten yazmış çok adam ya. Çok güzel yazmışsın. Sana çok teşekkür ederim koç. Ya çok Allah ağlayacağım, duygulandım. Seni bizde aradan çalışmaya ekler. Aradan Beyoncé'nin konserini izliyormuş gibi hissettim. Bir önceki yönetimin en doğru üç hareketinden biri ise senin gitmene mani olmamakta. Bir yönetim yapmış ve yapacağı tüm hatta eleştiri de var burada yönetime. Tabii. Tekrar karşılaşalım koç. Tekrar bizimle ol. Biz seni çok seviyoruz. Öyle demişim. Abi gerçekten çok ama... ne kadar sevdiğin Fenerbahçe hissediliyor. Var mı peki sporla, ne bileyim, kulüple bir şeyin? Bir bağlantı, yani maçlara gidiyorum. Hani ha, kulüple bir bağlantım yok. Ama yani severim ya. Şuradaki severim. Gönül bağının üstüne hala bir bağlantın var mı diye soramazsınız. Peki basketbol beyefendi. Özelinde mi? Abi futbolla başladı tabii sevdamız da. Ben basketbolu eskiden yani şey değil, hani Obradoviç'ten sonra ben basketbol seyircisi olduğum gibi değil. Ben Fenerbahçeliyim yani. Ben her branşını seyrederdim Fenerbahçe'nin. Eskiden küçükken de basketbolu seyrederdim. Hani İbrahim Kutluay'ın olduğu zamanlarda. Aynen. Daha Jean Tabaklar işte vardı. Daha öncesi Henry Turner'lar. Sen bayağı. O zaman ben 90'lardan beri izlerim yani. Aklımın yettiği andan itibaren izlerim Fenerbahçe'yi. Okey. Obradoviç onu başka bir seviyeye getirdi zaten. Evet, evet tabii tabii. Hani... Ama takipçilerin sadece 9 yorumla bu şeyin hakkını verememişler. O zaman işte gibi yoktu muhtemelen. Yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Bambaşka bir yere geldik şu an. Hayda. Müzikte bir tutku bu adam için. Evet. Evet, dinlemeyi severim. Ya şey, duyduğumu çıkartırım. Çalıyor musun? Nasıl adam? Piyanoda falan duyduğumu çıkartırım. Aha. Yani duyduğum şarkıyı çıkartırım ama böyle hani... On el, on parmak. On el, iki parmak.
şey çalamam böyle çok fazla büyük beni Mozart, Chopin falan. Hani YouTube'dan bakıp böyle aslında öğrendiğim şarkı parçaları olmuştu. Ha. O zaman onları piyano çalıyordum da. Piyano daha çok, klavye bir piyano. Piyano, klavye, okay, piyano, okay. Aynen. Burada bir tek bir yerdesin. Bu bizim bir arkadaşın klibi vardı. Ha, ona çağırmışlardı, hani gelir misin falan diye. Destek amaçlı böyle gitmiştim. Çok ifadelerin hepsine çok... Suskun var. Yanlış söylemiyor adamların adını ya. bunu şey yapalım, keselim burayı. bir anda içine kapandı. Neydi o ya? Ya da direkt teaser'a koyalım. Bence de böyle sen tek, tek planın... Suskunlar. Muhteşem. Dur yazıyordur belki. Yazmıyordur ya. Tek bir şey kurduk oldu, ya. Onu da yazmamış. Yazma. Allah, bakayım mı? Bir şey olmaz canım. Uzmanımı da soralım. Uzman olsun. Sorarken iyi. Sormak istiyorsan hemen İstersen soralım. Ya, ama ne diye soracağız? Suskunlar mı diye mi soracağız? Ben bakarım ona da. Bir şey olmaz abi. Evet, sen tabii. Allah aşkına setten sete... Sercan şeyden... özür dilerim. Aynen. Hiç kusura bakmaz. Sercan Hanım'dan selamlar. Hiçbir şey olmaz. Sen merak etme. Bu grup hala susarak, şarkının adı Susarak ya. Şarkının adı Susarak, evet. Gruba girmeyelim. Şarkının adı Susarak. Susarak. Evet. Şarkının adı Susarak. Son uçurtma. Buldum. Grubun adı mı? Son uçurtma. Son uçurtmanın Susarak şarkısının klibi. Evet. Şarkısının klibini izleyin, yorumlara yazın. Yazın. Teşekkürler. Bambaşka bir şeymiş. Dinginlermiş bu. İnşallah değil. Şarkında da yoktular. Abi çok severim Sercan'ı ya ama işte çok... Abi ne olacak Allah aşkına. Tamam canım, Sercan da seni seviyordu. Şu an. Şu ana kadar. biz nelere neler dedik burada. Yok, bunlar bilerek yaptığım şeyler. Daha şey, tabii, daha çok tanınsın, daha şey olsun. Aynen. Burada da çok bak. Evet. Harburg Kalesi'nde esaret. Neresi burası? Harburg. Harburg. Almanya. Ha, Almanya mı? Aynen, ben bilmiyorum. Biz böyle Ahmet var, benim arkadaşım, yakın arkadaşım. Çok böyle 20 yıllık çocukluk arkadaşım, yani üniversiteden. Bu Final Four'lar hep onunla gideriz. Gittiğimiz zaman da böyle bir gittiğimiz ülkede de road trip yapıyorduk böyle. Almanya'dakinden sonra da işte orada bir yolculuğumuz vardı. Çok güzel Almanya. Hiç Almanya beklediğim gibi çıkmadı. Ya çünkü şey bekliyorsun ya Almanya'dan. Yani ben bekliyorum, siz bekliyor musunuz bilmiyorum da. Böyle çok hani... Mühendislik ya Almanya, akla gelen şey mühendislik ya. Dolayısıyla da şehirleri hani öyle çok sıkıcı hani. Tasarım. Abi çok güzel. Orta Çağ'dan kalan çok güzel korumuşlar Orta Çağ şehirlerini. Yemyeşil, evet, zaten. Evet, ben çok severim Almanya'yı. Çok güzel, çok güzelmiş yani. Ben çok yanılmıştım Almanya'ya. Buradan da Acıvatan'a selamlar. Aynen. Almanya, Acıvatan. Bu da diğer şey. El Capitano bunda. Ama hayır, sen de seviyorsundur bir Galatasaraylı olarak. Kesinlikle bence Obradovic'i ve Alex'i. Kesin. Hele Alex. Bayılırım Alex'e. Evet. Twitter'dan falan takip ediyorum. Her zaman çok güzel şeyler yazıyor falan. Evet. Var mı tanışıklığın? Yok. Onunla da yok ama şey yapmıştım. Yani şeye imza atmıştı bir tane de, kitabına. Hı hı. O kadar yaklaşabilmiştim Alex'e ya, yani. Aynen. Ne şanslısın. Evet evet. Yani... Hak ettim o şans. Çünkü acayip bir kalabalık vardı Meriç. Diyeceğim öyle değil ya. O da çok başka bir hikaye ya. Bu bir şey, bir kitapçı da yaptı şeyi. Aha. Benim o kitapçıda çalışan bir tanıdığım vardı. Hmm. Ben önden içeri girdim abi. Gerçekten. O tişörtü de giydim. Ya çok şey ya. Aynen. O tişörtle böyle dolaştım içeride. Senin imza günümmüş gibi oldu. Oranın adamıymışım gibi yani. Ha. Hani. Ha. Çok iyi. Aynen. İyi bir strateji. Benim çok yakın bir arkadaşımın da Messi ile fotoğrafı var. Ciddi misin? Evet. Nasıl olabiliyor ya? Ya of, bu çok komik. Giymiş. Hayır. Camp Nou ya. Oranın adamı gibi. Kim şey yaparken. Arkadaşlar inanılmaz bir hikaye. Ama ben asla bunu Hasan gibi anlatamam. Umarım Hasan bir gün hep beraberken anlatır. Tamam. Çok da tatlı çok bir insan. Çok komik bir hikaye çünkü. Ne güzel ya. Bu da Euroleague kupamız. Abi kupayı kaldırıyorsun. Aynen. Replikadır muhtemelen de oraya şey yapmışlardı, güzeldi. Şimdi burada, teşekkürler Obradovic, evet, bir güzel yorum vardı. Onu alamadık. Barkın bize yine bir sürpriz hazırladı. Barkın'ı ekleyelim Instagram'dan. Barkın, evet, Barkın'ı eklemeyi unutmayın. Bakın kimse eklemiyor. İki haftadır Barkın'ı ekleyin. Şimdi, Gülşah'cığım fotoğraflarımız bu kadar. Fakat biz programı bitirmeye biraz zorlanan insanlarız. Fakat bir sürpriz hazırladım sizlere. Bu bölüme özel. Eyvah. Sen de bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum. Meriç de bilmiyor. Ama biliyormuşsun. Soyunacak yaptım. Mısın? Çok da yazılı bir sürpriz bu değil mi? Yayınlanmayacak. Size özel. Ben soyunacağım. Soyunacak mısın yoksa? İki kademeli bir kapanış yapacağız. Tamam süper. En sevdiğim şey iki kademeli kapanış. İlk kapanışımız şu. Sana milyonların huzurunda çok önemli bir soru soracağız. Oo. Ve bu soruyu cevaplamanı bekliyoruz. İçtenlikle. Abi yani evet. Milyondan huzurlu. Çok gerginim şu anda. Evet. Sorumuz şu.
Sorumuz deme bari. Sorum şu. Sorun. Herkes dikkat kesilsin. Şu an nefesini tuttu zaten izleyenler. Kürşat olarak cevap vermenizi rica edeceğim senden. Tamam. İçtenlikle ne düşündüğünü. Sence... Allah. Ersoy'un babaannesi yenmişken... Evet. O şarkının çıkarılması doğru muydu? Abi yani... Buna nasıl cevap vereyim ya? Yani Kürşat olarak mı cevap vermemi istiyorsun? Evet. Sen ne düşünüyorsun? Abi çok gerdin beni şu an. Abi bence... münasip değildi. Okey. O kadar diyeyim. Daha da fazla şey yapmayayım. Tamam. Bu fotoğrafta alamadığınız yorum da şuydu. Bir kullanıcı şöyle bir yorum yapmış. Babaannem yanmıştır ama UEFA kupasını almışızdır. Vay, kendisi, onu görmedim ha. Ya alamadık işte onu, gitmiş şeyden. Son olarak bitiriyoruz. Çok teşekkürler bu dürüst cevabınız için. Ben teşekkür ederim. Için. Ne demek çok abi? Çok teşekkür ederim. Doğru. Tarihi bir an bu arada. Çok çalışılmış bir şey, bölümü bu programı. Şimdi. Programı bitireceğiz. Ama şöyle bir şey rica edeceğiz sen. Bir oyun. Meriç'ime göster. Meriç'im bir açıp bakar mısın şunu? Allah Allah. Kürşat'a göstermeden sen bakma. Ha, tamam okey. Orada bir şey yazıyor. Evet. Şimdi ben gördüm. Evet. Şimdi bunu ben sana vereceğim abi ve bir soru soracağım. Tamam, tamam mı? Normal bir soru böyle casual konuşacağız. Hı-hı. Sen burada yazılı veciz'i kullandığın an programı bitireceğiz. Bu bizim bitirme kümümüz. Oo güzelmiş. Kabul müydü? Biz bunu duyduğumuz an cümle bitireceğiz. Galiba biraz sıkıntılı. Güzelmiş dedim ama Meriç güldü direkt. Hayır şöyle. Şurada yazıyor göreceksin. Ben sana sen bak. Normal bir casual sen araya sıkıştırma. Tamam konuşacağız araya sıkıştıracağım. Aynen abi. Tamam abi. Okey. Abi çok teşekkürler geldiğiniz için. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Gerçekten çok mutluyuz. Biliyorsun çok da yoğunsun. Hani gerek Gibi'den gerek filmden dolayı bir sürü de organizasyona katılıyorsun. Evet. Yani bu sağ olsunlar en son Ankara'daydım. Hacettepe'liler sağ olsunlar ödül verdiler. İşte konser organizasyonlarına falan katılmak istiyorum aslında. Bu arada çok öyle konser mi gelmedi. Daha vermek mi istiyorsun? Vermek değil de dinlemeye daha fazla katılmak istiyorum aslında. Ha, dinleyici olarak. Ne tarz müzik seversin sen? Abi ben rock, eski bir rockçıyım ama her şeyi de sen? Ben de rock dinlerim. Caz çok severim. Ben de rock dinlerim daha ziyade. Şebnem Ferah'a çok bayılırım. Öyle mi? Aynen. Çok, yani en çok tanışmak istediğim insanlardan bir tanesi Şebnem Ferah. Ama ayrım yapmıyorsun. Yok, ayrım yapmam. Yani rock da olur. Hı hı. Bir de çok böyle aşırı popüler bir şarkı çaldı bir yerde. Pop. Dediler ki bu ne ya? Pop bu derim. Pop bu, bu pop. Teşekkür ederiz. Ahmet Kürşat Öçalan. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol, iyi ki varsın. Yine siz de bekleriz. Öyle, siz sağ de öyle inşallah. Teşekkürler. Nice 25'lerde. Evet. Abi, var mı ekleyeceğim bir şey Meriç'ciğim? Ama tamam karar verdik ya. Bitiriyoruz, bay bay.